Güvenli liman altının özellikle İsrail-İran geriliminin ardından tırmanışa geçmiş, rekor üstüne rekor kırmıştı. Yeni haftada iki ülke arasındaki tansiyon düşünce altın fiyatı da geriledi. Altının her yukarı ve aşağı hareketinde yatırımcının aklında beliren soru yeniden gündem oldu. Almak için mi doğru zaman, satmak için mi? artan fiyatıyla rekor üstüne rekor kıran altın düşüşte. Neredeyse 2700 liraya dayanan gram altın 2500 liranın altını gördü altın 2650 liralardaydı. Şu an 2490 liraya kadar düştü bugün için. Çeyrek ne kadar bugün? Şu an çeyrek altın 4150 lira. Bu inişler çıkışlar olacak tabii ki de ee, ama altın değerini hiçbir zaman yitirmez. Gerildi, inşallah da da düşer, düğünler var. 200 lira hiçbir şey değil yani. Kuyumcular gün boyu hareketliydi. Fiyatlar düşünce altın satandan çok alan vardı. Ancak fiyatlar çoğu vatandaşa göre hala pahalı. Altın gününe mi girdiniz? Evet, ta çoktan girmiştim. Şimdi altın aldı başına gidiyor. ha. Alacağım mecbur yemeyeceğim içmeyeceğim alacağım vereceğim adamı o bana verdi ben de ona vereceğim. Gram mı alacaksın? Gram alacağım. Yatırım için alıyorum. Mecburen alacağım yani hediye olduğu için alacağım yoksa. Kime alıyorsunuz? Şimdi yeğenimin alacak. bebeğine her şeyden kısacağım onu alacağım. Ne düşünüyorsunuz altın olarak almayı diye? İşte bilezik. Emine teyze yeğeninin çocuğu için işte bu bileziği seçti. Altının gramı ucuzlayınca tabi bu bileziğin fiyatı da geriledi. 14.800 liradan 13.400 liraya düştü. 30 gramlık bir bilezik. Geçen hafta alsaydınız 79.500 lira Şu an alsanız bunda 72 bin liraya düşer bu. Kuyumcular kesme altın konusunda da vatandaşı uyarıyor. Neden tavsiye etmiyoruz? Çünkü onun çok fazla düşük ayarlısını çıkarttılar piyasada. Yani merdiven altı tabir ettiğimiz. Çünkü hiçbir damgası yok, patenti yok, herhangi bir barkotu yok. 24 ayar değil 23 ayarı 24 ayar diye satmaya çalışıyor.